Herkes hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile'de süper gücümüzün tam 5. bölümündeyiz ve arkadaşlar öyle bir yardırmışsınız ki, coşmuşsunuz ki bugün o kadar coin harcama limitimiz var ki tam 3400 beğeni atmışsınız ve tam 8,5 milyon coin harcama limitimiz var ve bomba transferler yapacağız. Süper Lig TOS geldi ve 5. bölümdeyiz ve şu anda teke tek maçlarında 4-4 gidiyoruz, yani 12 puandayız. Her videodaki maçımızdan 3 puan olarak kazandık. Şimdi hemen karşı atağa gireceğiz. 2 golde 1 transfer hakkımız var. Bakalım karşı atakta başımıza neler gelecek. Sonrasında yeni bir 3 puan için teke tek maçına gireceğiz. Tabi araya transferleri koyacağız. Arkadaşlar oyuna o kadar çok Team of the Season oyuncusu geldi ki, o yüzden transfer önerilerinizi bekliyorum sizlerden. Süper güce almamı istediğiniz transferleri yazın bana. Şimdi sizlerle beraber Division Rivals'tan karşı atağa gireceğiz. Ve karşı atakta her attığımız 2 gol başına 1 transfer hakkımız olacak. İnternette veya oyunun sunucularında bir yavaşlık var, anlamadım. Bir şekilde hızlı bir şekilde gireceğiz ve maçlarımızı yapacağız arkadaşlar. Hemen oyna diyorum. Abone değilseniz eğer abone olun, bildirimleri açın. Çünkü bu kanal sizin için var, ama eğer FIFA Mobile oynuyorsanız, bu videoda eğleniyorsanız da abone olabilirsiniz. Ama bakın, like atıp abone olmayı unutmayın. Her 1000 like'da 2,5 milyon coin harcama limitimiz var. Geçen bölüm 3400 beğeni almış. Yani ne yapıyorsunuz siz? Ben anlamadım ki, coşuyorsunuz arkadaşlar. Bu hız ne, bu güç ne, bu yani inanılmazsınız. Devam. Devam. Herkes like atsın. Bu seride attığınız like'lar bu seriyi güzelleştiriyor. Diğer video daha güzel oluyor bu videoya like atman sayesinde. Her bir like o kadar değerli ki kanka, anlatamam. Çünkü sen like atınca aslında 1000 kişi like atmış oluyor. Çünkü hepimiz şu anda anlaştık. Bu videoyu izleyen herkese like'ını atsın. Şimdi arkadaşlar benim 2 golle bir transfer hakkım olduğu için, bayağı da bir transfer yapmak istediğim için atabildiğim kadar gol atmam lazım. 1. golümüzü attık. Haydi bakalım arkadaşlar, şimdilerin. Kaylilerin rakip kadrosu bu arada çok daha güçlü. Bana gelen fırsatlar inanılmaz ötesi kötü olacak. Ama tamamdır. Tamam. Gol atılıyor en azından. 2 golümü attım. Çok güzel. Ener Valencia gel abi. Gel abi, gir şuradan. Şöyle bir şut çek. Ener Valencia. Bu arada maçı kazanabilirim yani. Bu fırsatlarla, bu olasılıklarla maçı kazanırsam gerçekten iyi olur. İrfan'ın hiç özel kartı değil bu arada. En kötü kartlardan birisi. Tamamen temel bir kart. Doğal olarak gol atamadı. Ama atsaydı bir yükselirdik. Neyse, ben atabildiğim kadar atayım. Çünkü 2 golle bir transfer hakkım var. Ve şu anda 2 transferimiz garanti oldu. Ve maçın yarısı bitti. Maçın yarısı bitti. Hacı. Hacı, aferin Hacı sana. Bravo Hacı. Şöyle bir tane daha geç. Hacı bir tane daha geçti. Hacı. George. Hacı 5-4 yaptı durumu. Hala öndeyiz bu arada. Çok ilginç. İrfancan orta kafa gol deneyeceğim de ne kadar iyi orta açabilir ki onu da bilemiyorum, ama açtı. Valencia vur bakayım. İşte arkadaşlar, özel oyuncular olmadığı zaman zaten normalde de orta kafa gol karşıya çok kolay olmuyor. Larin çok güzel. Larin hadi. Hadi tamam. 3 transferimiz garanti, maçı kazanma gibi bir derdimiz zaten yok. Zordu bu arada. Böyle 2 golle bir transfer olunca gerçekten zor oluyor arkadaşlar yani. Ve 6 golümüzü attık. Benim için birazcık rahat, en azından 3 transferimiz garanti, ama 2 gol de atabilirsem gerçekten çok güzel olur. Van Aanholt sen sol ayaksın. Çok güzel bir gol. Bir tane de atarsak 4'ümüz garanti. Zaten 4'ten fazla transferde kadroyu yenilemek oluyor. 4'ten fazlaya gerek yok. İrfan şöyle, sen de şöyle güzel. Oy lan lan İrfan bir daha. İrfan can direkt. Arkadaşlar 3.5'tan 4 gol yaparız yani. Canımız isterse 4 transfer yaparız. Son pozisyonu izlediniz. İlk defa bir karşı atak maçının tamamını izlettim size çünkü. Heyecanlı geçti. Son anda böyle değişik şeyler oldu. Ve 3.5 transfer hakkımız var. 3.5'tan 4 yapabiliriz ve iyi de oynadık bence. Yani fırsatlarımıza göre gerçekten çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Baksanıza 4 tane temel fırsat vermiş. İyi de değil yani gerçekten. Bayağı zor da olsun. Tamam, 3.5'tan 4 transfer hakkımız var. Şimdi takımımıza girelim. Hemen takımıma girelim. Ve kadromuz bu şekilde. Kimi alacağım, ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Yedek kulübemiz var mı bu arada bizim? Yedek kulübemizde kimler var? Muslera, Zayt, Ferdi, Kerem, Serdar, Dursun. Bunlar geçen maçta zaten sonradan girip atmışlardı. Yedek kulübemiz de var. Yedek kulübesine de ana kadroya da transfer alabiliriz. 4 tane hakkımız var. Hadi o zaman arkadaşlar, çok fazla düşünmeden aklımıza ilk gelen oyuncuları falan alacağız. Hoşuma giden, yani 7,5 milyon falan bütçemiz var. O yüzden yorumlara yazın arkadaşlar. Sizler isteyin, ben alayım. Bu arada emirlerime girelim. Dünkü videoda izlemişsinizdir. Herkes satıldı hemen hemen. Barella hariç. Barella'yı da şöyle ben bir daha pazara koyuyorum. 1,5'a falan satılsın en azından Barella'da. Bu arada arkadaşlar coins eklettireceğim. Çok güzel içerikler için hesap satın alabilirim. Öyle şeyler düşünüyorum. Duruma göre bakacağız. Buradan zaten 100 milyon falan gelecek hesaba. Çok güzel videolar çekebilirim. Haberiniz olsun. Şimdi hemen arkadaşlar buraya ligi Süper Lig olarak seçiyorum. Ve arama diyorum. Dünkü videoda bir challenge yapmıştım. Söz vermiştim. O yüzden arkadaşlar şu anda sizlerle birlikte Abdülkerim Bardakçı'yı ben stoper hattıma almak zorundayım. Yani alacağım. Tabii ki de alacağım. Çünkü söz vermiştim. Ama yedek kulübesine de alabiliriz. Duruma göre bakacağım, ama kesinlikle kadroya alacağımı söz vermiştim. Paketten de çıktığı için Abdülkerim Bardakçı şu anda önce yedek kulübesini alıyorum. Önce yedek kulübesini alıyorum.
Şu anlık yedek kulübesini alalım arkadaşlar ama ilk transferimiz bu yani. Çünkü ben bunun için söz vermiştim. Yani challenge yaptık ve Abdülkerim bardakçı çıkacak. Kim çıkarsa alacağım demiştim dünkü videoda. Rastgele çıkartmıştık ve dediğim gibi Abdülkerim bardakçı çıkmıştı. Hemen ana sayfaya geri dönüyoruz ve şimdi asıl transferlerimize bakacağız. Maçta da oynamak zorunda yani. Yedek kulübesine bile gelirse bu maçta oyuna girmek zorunda. Bugünkü teki tek maçında kesinlikle oyuna girecek yani. Hemen arkadaşlar o zaman lige giriyorum. Süper Lig diyorum, kaydet arama dedim ve şimdi... Sizlerle birlikte burada arkadaşlar özel bir Kim Minci'ye görüyoruz. Özel bir Uğurcan Çakır görüyoruz. Herkesin özel kartı var ama Uğurcan Çakır pazarda yok. Kim Minci'ye de yok. Vallahi yok kimse arkadaşlar. Vakayeme var mı? Vakayeme var. Balotelli var mı? Balotelli de yok. Arkadaşlar benim oyuncuları almam biraz uzun sürebilir. Zayt sen var mısın? Yani teklif verelim arkadaşlar birkaç tane. Ben birkaç tane oyuncuya teklif vereceğim. Kim gelir kim gelmez bilmiyorum. Gelenleri kadroya artık alacağız arkadaşlar. Hani kendimizin seçim yapma gibi bir çok fazla şansı da yok gibi duruyor. Kerem'i kesin alalım. Kerem'i kesin alalım. Kerem kesin gerekiyor yani. Düşmüş 60 falan değeri, bir garip oynamış Kerem'in değeri de. Ben birkaç tane oyuncuya teklif vereceğim. Sonra onları size göstereceğim. Sonra hangileri bize gelirse biz de onları sizlerle birlikte kadromuza ekleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar transferlerimizin bir tanesi Batshuayi olacak. Şu anda Belçika milli takımında da her oynadığı maçta asist yapıyor. Bayağı da iyi oynuyor. O yüzden ben Michy Batshuayi'yi şu anda takıma alacağım. Pazarda da var, kolaylıkla alınabilen bir oyuncu. Arkadaşlar Gezal ve Batshuayi takımımıza geldi. Oyuncu al diyorum. Gezal'ı aldım. Batshuayi'yi de alacağım. Sağ kanat transferi yapmış mıyım ben? Sağ kanat transferi yapmamışım. Tamam, bunlar geri kalabilir. İki tane oyuncumuz şu anda takımımıza geldi ve transfer oldu. Gezal'ın bende zaten 85'lik kartı vardı. Onu çıkartacağız. Team of the Season halini alacağız tabii ki de. Hemen buraya ben Gez yazacağım arkadaşlar. Gezal'ın bu halinde satarız ve unutarız. Bir şey yaparız. Yanımız ne isterse yaparız ama bu kartı tabii ki daha kaliteli duruyor. Dizilişimizi de ona göre belki ayarlarız arkadaşlar. Raşit Gezal geldi ve... Santrafor'a da Batshuayi'yi alacağız. Sadece Beşiktaş transferleri oldu şu ana kadar. Batshuayi şu anlık ana santraforumuz olarak burada bir dursun bakalım. Ve arkadaşlar 93'ken 100 kimyalık bir takım oldu şu anlık. Ve bakalım neler olacak da bir transfer hakkımız daha var. O transferi de yapacağız. Bakalım kim gelecek, kimler gelecek, nasıl olacak göreceğiz hep birlikte. Hep beraber bakacağız yani ona da ama gelsin gelmeli. Aha biri daha mı gelmiş? Biri satıldı ya da geldi. Kerem Aktürkoğlu geldi. Çok güzel. Arkadaşlar Kerem de geldi. Şu anda ben bunları satın alıyorum. Hepsi benim takımıma gelecek mi bilmiyorum. Çok manyak işler olacak ama şu anda. Takımıma giriyorum tekrardan. Ve buraya da Kerem'i buraya almayalım arkadaşlar. Beşiktaş'tan yüz binlerce oyuncu olduğu için. Değil mi? Beşiktaş'tan çok mu oyuncu oldu? Beşiktaş 1-2-3 oyuncu var. Başka var mı? Gerçi çok da yok. Fenerbahçe'den kaç var? 1-2 var Fenerbahçe'den de. Fenerbahçe'den beklediğimiz Miha Zajc da var. O yüzden şimdilik ben bir buraya şey alayım. Miha Zajc gelirse zaten İrfan Can yerine koyarız Miha Zajc'ı. Ona göre onu ayarlamış oluruz. Kerem'in çıkmama sebebi sanırım yedeklerde olması. Tabii ki de ondan dolayı. Hemen arkadaşlar ben şuraya Kerem Aktürkoğlu'nu alayım. Hemen buraya Kerem yazalım. Evet. Kerem gel bakayım buraya. Evet. Gerçekten çok iyi duruyor. Gerçekten inanılmaz iyi duruyor. Harika duruyor. Kerem'i koyacağım abi şuraya bir ya. Kerem gel buraya. Kerem gel, çabuk gel. Uf arkadaşlar, of. Gerçekten destansı görünüyorlar. İleri üçlümüz zaten full Team of the Season oldu. Başka transfer hakkım kalmadı gibi bir şey ama kadroya koyduğumdan çıkartabilirim duruma göre. 4 transfer hakkım var. Bakın Kerem'in şu kartında şey var diye kullanmak istemiyorum aslında ama Nelson'u da kullanalım. Onayla diyelim. Takas diyorum. Kim gelecek bakalım? Güzel bir oyuncu gelirse alacağız bu kadroya. Hadi abi, pazardan alamadığımız, zor alınan falan şöyle destansı bir oyuncu gelemez mi ya? Şöyle efsanevi bir şey. Hangi ülkeye gidiyoruz? Önce bir ülkemize bakalım. Ülkemiz Bosna Hersek Pjanić mi? Yo, Pjanić değil, kim? Konya Spor'dan. Hep Konya Spor geliyor, ben anlamadım ki. Hacı Ahmetoviç geldi. Arkadaşlar sanırım bir tanesi geldi ve ben kimin geldiğini bilmiyorum. Çok da merak ediyorum. Şu anda sizlerle beraber bakıyoruz. 4 yazıyordu çünkü. Miha Zajc'ı istiyordum. Miha Zajc da geldi. Tamam, geriye kalanlar arkadaşlar şöyle çarpı çarpı diyelim. Hem bunların değerleri de düşer. Sonrasında duruma göre de bakarız. Şimdi beceri geliştiricisi falan o tarz şeyler sürekli yapabiliriz. Çünkü coin harcama limitimiz daha duruyor bizim, biliyorsunuz ki. Daha böyle inanılmaz coin harcamadığımız için duruyor. Şimdi İrfan Can yerine Miha Zajc'ı alacağım. Ama Miha Zajc yedek kulübesinde diye yine alamıyorum. Bütün transferleri tamamladık. Bayağı coştuk bu arada. Her takımdan böyle inanılmaz transferlerimizi yaptık. Buraya da Miha Zajc'ı çıkartıp Miha Zajc'ı koyuyorum ya. Miha Zajc'ı tutuyorum burada da. Yani 5 transfer yapmış olduk. Abdülkerim Bardakçı'yı da yani oynatmak zorundayım gibi bir durum var. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Şimdi bir transfer eksiltme gibi bir durumumuz var. Sizler yorumlarda bu kuralı ne kadar esnetebilirim, ne kadar esnetemem yorumlara yazın. Ben arada bir esnetiyorum. Çünkü sonra yorumlarda kuralları bozuyorsun falan yazarsanız, rahatsız oluyorsanız söyleyin. Ona göre hiç bozmayayım. Bugünlük birazcık esnetebiliriz.
Yani Batshuayi ya da Gezal mesela, bu kartını kullanayım Gezal'ın bu bölümlük. Sonrasında duruma göre bakalım. Onu bilmiyorum yani. Birazcık esnetmiş olacağım arkadaşlar. 4 tane ilk 11'e, bir tane yedeğe transfer yaptım. 4 transfer hakkımız vardı. Yorumlara yazın. Bu kadar böyle ufaktan esnetebilir miyim, yoksa tamamen katı kurallarla mı oynayalım? Oralarını yazın bana arkadaşlar. Ona göre bu bölümlük esnetmiş oldum şu anda. Ve birazcık coins harcayacağım şimdi. Çünkü arkadaşlar coins harcama limitimiz zaten var. Becerilerimizi de yükseltelim. Özellikle şöyle arkadaşlar, kimleri yükseltelim? Kontraya gelelim. Vişka ile Kerem berabermiş. Bas abi. Vişka ile Kerem'i bayağı yükselteceğim arkadaşlar. Coin harcama limitimizi kullanıyoruz. Bunların hepsi sizlerin attığı like'lar sayesinde. Eğer o like'ları atmazsanız bu kadar transfer de yapamayız. Bu becerileri de yükseltemeyiz. O yüzden attığınız her like çok değerli. Şu anda da bir sonraki bölümde de bu tarz şeyler istiyorsanız hepiniz like'larınızı yardırın. Şimdi Gezal'la Osayi Samuel'i yükselteceğiz. Bu arada Osayi Samuel seneye fena geliyor galiba arkadaşlar. Çünkü inanılmaz kas falan yapmış. Erkenden de çalışmaya başlamış. Jorge Jesus'un da gözüne girmeye çalışıyor. Bakalım Fenerbahçe Fenerbahçe'de seneye nasıl bir performans sergileyecek? Vallahi heyecanlandırıyor herkesi. Herkes Osayi Samuel konusunda heyecanlı. Bakalım neler yapacak, göreceğiz beraber. Markaj'da kim varmış? Ya Kim Min-jae'yi çok şey yapmak istemiyorum. Top kontrolü kimmiş? Larin zaten yedek kulübesinde galiba. Uzaktan şut Hacı. Hacı'yı yükseltelim. Tamam, Hacı'yı yükseltelim. Hacı daha neler neler verecek bize. Hacı geçen videonun zaten kahramanıydı. Frikik'ten müthiş bir gol atmıştı. Yani arkadaşlar ben harcayabildiğim kadar coins harcadım şu anda. Daha da fazla harcarız. Zaten harcama limitlerimiz var. Onları da esneteceğiz biraz. 97'ken 100 kimya olduk. Ve şimdi teke tek maçına gireceğiz. Trabzonspor formalarımızda biliyorsunuz son şampiyon Trabzonspor'da arkadaşlar. Onlarla gireceğiz. Şu anda 1, 2, 3 tane Fenerbahçe'den oyuncu var. 1, 2, 3, 4 tane Galatasaray'dan var. 2 Beşiktaş'tan var. 2 de Trabzonspor'dan var. Bu şekilde yaptık. Larin yedek kulübesinde. Larin de aslında oyunda. Larin girecek zaten her türlü. Larin girecek. Abdülkerim girecek. Serdar Dursun, Muslera, İrfan Can. Hatta başta girecek var mı diye bakıyoruz. Hacı Ahmetoviç var mesela burada. Hacı Ahmetoviç'le Atiba'yı veya Valencia'yı da ekleyeceğim. Kime ekleyelim? Şimdi yedek kulübesinde bir tane Beşiktaş var. İki tane Fenerbahçe var. O yüzden Atiba'yı ekleyeyim. Valencia'yı eklemeyeceğim arkadaşlar. Atiba Hutchinson'ı ekliyorum. Ve şimdi ana kadromuzla maçımıza gireceğiz. Bakalım neler olacak. Rating'i de düşürdük ama düşsün arkadaşlar. Çok fazla rating takıntımız yok burada. Beşinci bölümdeyiz. Beşinci maçımıza gireceğiz. 12 puanımız var ve puanımızı 15'e yükseltmeye çalışacağız. Haydi o zaman arkadaşlar. Ana sayfamıza giriyoruz. Eğer yenilirsek çarktan oyuncu silebiliriz. Eğer berabere kalırsak çarktan oyuncu kesin değil ama yenilirsek kesin siliniyor ilk 11'den. Berabere kalırsak da jokerler dışında bir oyuncu silinebiliyor. En azından beraberlik istiyoruz. Berabere kalırsak çok kötü olmaz çünkü puan durumumuz çok kötü değil arkadaşlar. Ama kazanırsak garanti bir şekilde 3 puan ortalamasıyla yardırmış bir şekilde gidiyor olacağız. Hadi bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz. Maçımız başlıyor şu anda. Sunucuya bağlanılıyor. Rakibin atağı da orta sahasında, defansı da bizden daha kötü. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi. İçlerinden geçeceğiz. Amir Arap galiba. Manchester City'de Arap takımı zaten. İsim de Arap ismine benziyor. Manchester City'de logosunu da koymuş. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Kazanmak zorundayız ve umarım kazanırız. Manchester City'nin sahasında oynayacağız maçı. Manchester City'li kardeşimiz de bu arada oyuncu kalitesi olarak çok üst düzey. Yani kadroya bakarsan ama beceri falan yükseltmemiş hiç. O yüzden reytingi düşük, yoksa oyuncuların özellikleri falan bayağı iyidir. Yani dengeli bir maç olacak. Eğer iyi oynarsa kazanabilir yani. Kadro kalitesi arasında çok fark yok. Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Maçın ilk düdüğü çaldı ve maç başlıyor. Rakibimiz başladı ve haydi bakalım. Kim Min-jae, Mia Zajc geçemedi. Hocam, evet, hakem faul vermiş. Bir dakika, ne oldu orada? Ben hiçbir şey anlamadım. Rakip geliyor. Marco Saka. Ben golü bir daha izlemem lazım. Çok şaka gibi bir durum yani çünkü. Marcao'nun kaymasıyla gol olmadı mı? Marcao kendi kalesine atmadı mı? Ben öyle gördüm. Abi Marcao yetişememiş. Marcao biraz daha becerikli olmanı bekliyoruz senden. Hadi koçum, hadi beyler, haydi hadi şimdi. Edin Vişka, Gezal. Çok güzel Gezal, bravo. Osayi Samuel aldı. Osayi Samuel, Osayi. Osayi hızlı gidiyor. Osayi'nin özel kartı çıksa çok güzel olacak bu arada. Gezal aldı şimdi. Raşit Gezal içeri sokuldu. Geldi Vişka. Vişka, Edin Vişka 1-1. Edin Vişka hemen cevabını veriyor. Hangi takımın formasını giyersek o takımın oyuncusu şov yapıyor gibi şu ana kadar süper güçte. Yani genelde böyle oldu. Gezal'dan asist, Edin Vişka'dan gol. Zaten Gezal'la Vişka aynı takımda oynarsa birbirlerine asist yapıp birbirlerine gol attırırlar sürekli. Hacı. Çok güzel paslaşmalarla geldik. Batshuayi'den pas geldi Gezal'a. Gezal, Raşit Gezal geçti, Lukaku'yu. Gezal uzun bir pas Kerem'e doğru. Harika bir pas. Kerem güzel kontrol edebilecek mi? Kerem çok güzel kontrol. Kerem Kakere. Kerem çok bir çalım daha atabilseydi çok güzel bir pozisyona girebilirdi. Tam olması gereken yerde vallahi orada Osayi olmasaydı o pas geçerdi. Kerem şimdi. Kerem Aktürkoğlu hızlı bir şekilde ilerliyor. Kerem gidiyor. Kerem hala gidiyor. Kerem durmadı. Kerem geçti. Kerem neler yaptı? Kerem Aktürkoğlu. Kaleci son anda kurtardı. Kaleci Neuer sanırım.
Kerem ne yaptın? İçeride Kim Min-jae ve Mark Ao bomboş görünüyor. Gezadan orta Kim Min-jae kafayı vurdu az farklı dışarıda. Çok önemli pozisyonlar kaçıyor. Rakip iki tane oyuncu değişikliği birden yaptı. Daha ilk yarı bitmeden kaldı. Hakem ilk yarıyı bitirecek mi? Hakem ilk yarıyı bitirdi. İlk yarı 1-1 bitti. Çok önemli pozisyonlar kaçtı. İkinci yarıda bakalım neler olacak. Kerem içinden geçti. Gol olsaydı keşke. Hadi bakalım ikinci yarıda umarım güzel şeyler olur. Gerçekten çok ilginç şu an her şey. Ve rakip topu vermiyor da. Çok ilginç şeyler oluyor. Mia Zayt alabilecek mi? Mia Zayt müdahale yapamadı. Artık faul yapalım. Bari değişiklikler olsun diyoruz. O da olmuyor. Marko uzaklaştır. Uzaklaştırın beyler. Osay Samuel. Osay Edin Vişka çabuk. Hacı. Hacı bir ara pası. Mia Zayt saldı gidiyor. Mia Zayt. Çok kötü. Niye Batshuayi'yi atmıyorsun? Mia Zayt. Niye Osay'ı veriyorsun? Osay'ın burada ne işi var? Ne alaka abi ya? Batshuayi'yi attım pası ben. Dakika 80 oldu bu arada ve hücum yapamıyoruz. Marko. Marko'dan pas. Hacı ver artık. Kerem geç artık. Abi bunlar ne kadar çabuk yorulmalar. Bunlar ne? Abi topa sahip olamadım bir türlü. Van Aanholt. Evet dakika 90'a doğru gidiyoruz. Hacı Kerem koşuyor. Çok güzel pas şimdi. Kerem Aktürkoğlu aldı. Kerem içeri sokulacak. Kerem giriyor. Kerem Aktürkoğlu dışarıya. Abi kalecinin üstüne vurmasın diye azıcık köşeye vursun istedim. Nasıl dışarıya atarsın? Çok güvendim. Kerem atar diye düşündüm ya. Kerem ne yaptın? Dakika 90 Kerem. Bas. Basın beyler basın. Bir fırsat daha lazım bize. Donovan Mitchell aldı topu Gezal. Rashid Gezal aldı. Larin yeni girdi oyuna. Kyle Larin. 90 artı 4. 90 artı 4. Son saniyede girdi. Kyle Larin ben hala gitmedim bu takımdan diyor. Girdi. Santrafor'u aldım Kyle Larin'i. Bak şu an yerini aldım. Ve Kyle Larin. İşte Kyle Larin. İşte bu. Maç bitti derken. Boğazım şu anda sesim gitti ama olsun gitsin. İnanılmaz. İnanılmaz. 2-1 kazanıyoruz yine. Çok saçma oynadığımız bir maçta 3 puan aldık. Of, vallahi arkadaşlar bir an kazanamayacağız sandım. Bir an kazanamayacağız sandım ama çok güzel bir gol oldu. 1-0 geriye düştüğümüz maçta 90 artıda 2-1 öne geçtik. 93. dakikada atmış Kalilerin de golü. Gerçekten güzel bir goldü ama çok iyi oynayamadım. Yani maçı gerçekten iyi oynamadım. Ve bakalım berabere kalsaydık veya yenilseydik ki neredeyse berabere kalıyorduk. Kim silinecekmiş? Bunu sizlerle beraber şimdi çarka gidip göreceğiz. Kadromuzdan da gerçekten çok memnunum. Sadece Osayi'nin geliştirilmesi lazım. Yani çünkü temel kartlar artık zor arkadaşlar. Daha iyi kartlar lazım bize yani. Hemen şimdi sizlerle beraber o zaman bir girelim. Bakalım çarkımıza kim siliniyormuş eğer yenilseydik. Evet, son saniye golü sayesinde kimse silinmedi ama bakalım yenilseydik kim silinecekti. Bu arada ben kimleri Joker'e koyardım onu da sizlere söyleyeceğim. Şu anda ekranı yakınlaştırdım arkada çünkü şey çıktığı için şu anda tekrardan düzelttim onu. Osay Samuel gidiyormuş. Osay'ı kesin Joker yapmazdım. Yani kesinlikle berabere de kalsak. Yani şu maç berabere bitseydi. Son dakika golü olmasaydı. Osay'ı tamamen silmek zorunda kalıyorduk kadrodan. Ama silinmedi arkadaşlar. Yani evet Osay gitti diye üzülürdüm. Ama yani zorunlu olarak çıkartmayalım. En azından canımız istediği zaman çıkartırız. Osay'ın özel kartı gelmesini beklememiz gerekecekti. Bir daha Osay'ı hiçbir zaman alamayacaktık. O yüzden özgürlüğümüz kısıtlanmamış oldu en azından. Ben Osayi'yi belki orada biraz daha tutmak isterim. Yani temel bir karta göre çok kötü oynamıyor ama yine de tabii ki özel bir kart olsun isteriz orada. Hepimiz isteriz. İzleyenler siz de istersiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çok güzeldi gerçekten. Kadro da çok güzel olmaya başladı. Yani gerçekten coşuyoruz. 5'te 5 gidiyoruz. 15 puandayız. 3 puan ortalamasıyla gidiyoruz. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Her like'ınız bana coins kazandırıyor. Bunu unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.